Sevgili 7. sınıf öğrencilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 7. sınıf Türkçe dersi 2. dönem 2. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının PDF'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Diğer 7. sınıf yazıları da sağ üst köşedeki kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Hadi vakit kaybetmeden beklenen Türkçe yazılısıyla devam edelim. Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Bundan tam 21 yıl önceydi. Babam 5. sınıfı bitirdiğim gün bana yemyeşil, güzel mi güzel bir bisiklet almıştı. Bahçeye girdiğimde sevinçten ne yapacağımı bilememiştim. O gün belki de hayatımın en mutlu günüydü. O günü hiç unutamıyorum şeklinde bir metnimiz var. Şimdi metne baktığında ne anlatıyor? Bundan tam 21 yıl önce benim de herhalde ilk bisikletimi aldığım dönemler, 29 yaşındayım. İşte ne yaparız? 21 çıkarsak 8 yaşlarında filandım. Ama benimki yeşil değil, kırmızı bir bisiklet tarzı gibiydi. Adam 21 yıl önceki bir anısını hatırlıyor, değil mi? Buradaki metnin türü bir gezi değil. Yani ben o zaman şuraya gitmiştim, Anıtkabir'e gitmiştim, Çanakkale'ye gitmiştim gibi bir yazı değil. Günlük tarzı bugün sevgili günlük diye başlayan bir metin değil. Ya da önemli bir kişinin tarihini anlatan ya da hikayesini anlatan bir biyografi değil. Burada o kişinin unutamadığı bir anısını, o güzel anısını, o güzel mis gibi duran yeşil bisiklet anısını burada bize anlatıyor. Anladık mı? Şunları da anladık mı? Geçtik o zaman. Hadi devam edelim. Bu dörtlükte ağır basan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? Bir ah çeksem dağı taşı eritir demiş. Bak o kadar ah çekerim diyor yani. Gözüm yaşı değirmeni yürütür. Yani o kadar ağlarım ki o değirmenin taşı hani suyla döner ya nehirle. O bile fırıl fırıl olur. Bu hasretlik beni dahi çürütür. Bana sılada bir gurbet elde bir demiş. Yani sılada aynı, gurbet de aynı, her yer aynı demiş. Şimdi bu kişinin yakarışına baktığınızda ne diyor? Bak, bir ah çeksem karşı ki donular yıkılır diye bir türkü vardı ya. Onun tarzı bir türküsü var burada. Yani ah ile aman feryat ile dağı yıkıyorsun. Yani burada aslında büyük bir abartma var, değil mi? Konuşturma var mı? Vay o bunu yaptıydı, şu bunu yaptıydı tarzı yok. Benzetme var mı? Yani benim ahım, benim dağlarım şöyle güzel, böyle güzel gibi gibi kullanmış mı? Benzetme edatı gibi var mı? Yok. Kişileştirme var mı? İnsana ait bir özellik doğaya verilmiş mi? Yok. Ama burada ne var? Abartma var. Nasıl bir abartma? Çok büyük bir abartma var. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlamca çelişen sözcükler bir arada kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu yapılmıştır? Bak ne diyor? Anlamca çelişen. Yani biri ak diyorsa biri kara diyor. Biri beyaz diyecek, biri siyah diyecek. Bakalım cümlelere ne varmış? Sınavı kazandığını duyunca çok sevindi. Normal değil mi? Normal bir metin. Sınavı kazanmış, sevinmiş. Bir anormallik yok. Sınavda tüm soruları mutlaka doğru yapmış olmalı. Şimdi burada bir anormallik var. Niye anormallik var? Diyor ki mutlaka, kesin diyor yapmış olacak diyor. Ama diyor ki olmalı diyor. Bir ihtimal veriyor. Ondan dolayı burada kesinlik ve ihtimal verdiğinden dolayı bir anlam bozukluğu oluyor arkadaşlar. Ama biz devam edelim yine. Soruya verdiği doğru cevapla öğretmeninin gözüne battı. Herhangi bir sıkıntı yok. Öğretmen koridorda yüksek sesle bağırarak konuşanları uyardı. Bunda da herhangi bir sıkıntı yok. Hocam şurada mesela doğru cevapla öğretmenin gözüne batmak. Burada sıkıntı yok arkadaşlar. Burada hani kötü bir örnek değil. Gözüne batmak bazen kötü gibi kullanılır ama burada o sıkıntı yok. Ama burada diyor ki bak soruları mutlaka doğru yapmış olmalı. Burada bir anlamca çelişen iki çelişkili yapı vardır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir anlatım vardır? Peki hocam öznel anlatım neyi, nesnel anlatım neyi, 3 senedir bize anlatıyorsunuz ben bunları anlamadım dediysen, öznel kişiden kişiye değişir, kişisel, nesnel toplumsal, öznel de bana göre diyebiliyorsun, bana göre diyebiliyorsun, nesnel de ispat var. Peki ne demek? Hadi bakalım. Bu saç modeli sana çok yakışmış. Bak şunu diyebilir miyim? Bana göre bu saç modelin hiç yakışmamış diyebiliyor muyum? Diyebiliyorum.
O zaman bu bir öznel anlatım vardır diyor. A seçeneğidir. Devam edelim. Dün sınıfça Yıldız Sarayı'nı dolaştık. Dolaşmadık diyebilir miyiz? Bana göre Yıldız Sarayı'nı dolaşmadık. Siz Yıldız Sarayı'dınız, benim ruhum işte ne bileyim Sakarya'daydı. Diyebilir mi bir kişi? Diyemez değil mi? Niye? Oraya gittiyseniz, bir gezi varsa, topluca gittiyseniz ispatlanabilir mi? Evet. Bu yıl havalar geçen yıla göre daha erken soğudu. İspatlanabilir mi? İspatlanır. Aç meteoroloji kayıtlarına bak. Ayça sınavda yine birinci oldu. Sınav notlarına bak. İspatlanabilir. Ama A şıkkı bu saç modeli sana çok yakışmış derken bana göre de yakışmamış diyebiliyorsam o zaman bu ispatlanamaz öznel bir yargıdır. Aşağıdakilerin hangisinde uyarı anlamı vardır? Uyarı olacak. Bakalım. Yine eşyalarını toplamadan gitmiş. Herhangi bir uyarı var mı? Yok. Nasıl olacaktı biliyor musun? Yine sen eşyalarını toplamadan gidersen senin o ellerinle koyduğun eşyaları alırım diye bir uyarı. Annelerden gelip hani şöyle ellerinde terliklerle o uyarı mesajları var ya. Ha, o tarz bir mesaj varsa o uyarıdır. Bakalım. Kedinin mamasını vermeyi unutma. Allah Allah. Bir dursun. Geleceğiz. Ticaretten pek anladığı söylenemez. Bir bilgi var. Burada uyarı yok. Evin anahtarını yanıma almamıştım. Burada da bir sıkıntı yok. Ama kedinin mamasını vermeyi unutma. Dişlerini sıka sıka söyleyebiliyorsa bu bir uyarıdır. Ya da eline terlik alarak kedinin mamasını vermeyi unutma diye böyle dişlerini sıkarak da söylüyorsa bu bir uyarıdır. Genelde annelerimizin, o elleri öpülesi annelerimizin vermiş olduğu mesajlar uyarı mesajlarıdır. Sakın unutmayın. Anneler de varsa bizi izleyen onlara da selam olsun. Devam edelim 6. sorumuzda. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde miktar zarfı kullanılmamıştır? Miktar zarfı nedir? Biraz, azıcık, acık da ona ver, biraz da bana ver gibi bir şeyler var ya. Ha, bu tarz. Yani bir sayı ifade etmeyecek ama birazcık, azıcık, uzucuk, buzucuk, neyse bu tarz yapılar olacak. Peki, zarf dediği için neyi betimleyecek? Fiile bakacağız burada. Fiili betimleyecek. Yani ne demek istiyoruz? Bu parkta biraz dinlenelim. Fiili hangisi? Dinlenelim. Ne kadar dinlenelim? Biraz. Ha, zarf var mı burada? Var. Yanlış yaptık. Dur. Kullanılmamıştır diyor. Bunda zarf var. Yemeklerden azıcık yedik. Fiil hangisi? Yedik. Ne kadar yedik? Azıcık yedik. Burada da fiili betimlemiş mi? Evet, burada da var. Bunu da işaretleyeyim de işaretlemediğim doğru cevap olsun. Valla şimdi yorum kısmına yazıyorum. Hocam yanlış işaretli. Valla sil onu Allah'ını seversen. Bak ben görüyorum kardeşim, oradan yazma. Devam edelim. Büyükçe bir eve taşındılar. Şimdi bak burada dikkat et. Sayı olan hangisi? Miktar olan bir değil mi? Neyi betimliyor? Taşındılar mı? Nasıl taşındılar? Bir taşındılar. Böyle bir şey var mı? Yok. Neyi nitelendiriyor? Evi değil mi burada? Eve. Bir eve. Ev ne? Ev ne? İsim. İsim olduğu için buradaki bir sıfat oluyor. Ondan dolayı doğru cevabımız miktar zarfı kullanılmayan C seçeneğidir. Unutmayın. Devam edelim. Biraz daha dikkatli olmalısınız. Ne olmalıyız? Biraz daha dikkatli. Burada da ne var? Biraz daha dikkatli derken miktar zarfı var. Doğru cevap C. Doğru cevap C. Doğru cevap C diye de şuraya yazayım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil yoktur? Neyse bu kadar da şey yapmayın hadi. Aşağıdakilerden hangisinde ek fiil yoktur? Ek fiil ne? Fiilimsi. Yani an asımez ar dik ecekmiş ya da ma ışmak ekleri alacak ya da geriye kalan bütün ekleri alıp zarf fiil olacak. İsim fiilse neydi? Ma ışmak. Sıfat fiilse neydi? An asımez ar dik ecekmiş. Bunlar da eklerimiz. Bakalım. İlk nur çalışmaktan, yani fiile bu ekler gelecek. Ha, unutma. Çünkü fiilimsi olması lazım. Çalışmaktan ne olmuş bu ilk nur? Çalışkan olmuş. An ası mezardan sıfat fiil olmuş. Ek fiil var mı? Var. Takımın en iyi oynayanı Hüseyin'di. Oynayan. Nasıl oynayan? Böyle zilleri takmış mı oynamış? Yok. Top oynayan. Oynamaktan oynayan olmuş. Burada da var mı? Var. Yasemin sana borç vermez. Vermezse vermez. Burada ek fiil de yok zaten. Anlam bozukluğu yapmış. Ondan dolayı C yanlış.
Ek fiil yok yani. İsmet'in ablası başarmaktan başarılı bir koşucuymuş derken burada da ek fiil vardır. Şimdi şuradaki çıktığı boştan yere israf etmeyeyim diye 1, 2, 3, 4 yazıyordu. Bunları ben şu ABCD'yi koyarken silmişim. Bu birinci cümle için, bu ikinci cümle için, bu üçüncü cümle için, bu da dördüncü cümle için. Biri de Roma rakamıyla yazmam çok ilginçti. Şimdi bakalım. Birinci cümlede şimdiki zaman kipiyle çekilmiş bir fiil vardır. Ha, önce şeye bir bakalım değil mi? Metni okumadan gidiyorsun. Parçadaki cümleler için aşağıdaki yerden hangisi söylenemez? Dişim çok ağrıyor, diş hekimine gittim. Ancak dişim hapse yaptığı için diş hekimi dişimi çekmedi. Antibiyotik verdi demiş. Böyle bir metnimiz var. Birinci cümlede ne demiş bize? Birinci cümlede şimdiki zaman kipiyle çekimlenmiş fiil vardır. Bakalım. Ağrımaktan ağrıyor. Ne zaman ağrıyor? Şu anda ağrıyor. Dişim ağrıyor. Ne var burada? Yor eki. Yani şimdiki zaman eki. Burada var mı? Var. Yani doğru mu bu? Doğru. İkinci cümlede dilek kipleriyle biriyle çekimlenmiş fiil var. Diş hekimine gittim. Dileğin ne? SSA, melimalı gibi bir şeyler var mı? Yok. Bir dileğin var mı? Yok. Gidecektim, gittiydim, şöyle yaptıydım, şöyle olsa, böyle olsa gibi bir şeyler var mı? Yok. İstek de yok, dilek de yok. Ne yaptığını bilmem. Gitmiş, sadece dümdüz gitmiş. Ondan dolayı burada dilek kipi yok. Üçüncü cümlede olumsuz çekimlenmiş bir fiil var mı? Bakalım üçüncü cümleye. Ancak dişim hapse yaptığı için diş hekimi dişimi çekmedi. Çekti, çekmedi. Olumsuzluk var mı? Var. Bu da doğru. Dördüncü cümlede verdiği çekimli fiili üçüncü tekil kişiye göre çekimlenmiştir. Üçüncü tekil kişi kim? Ben, sen, o. Değil mi? Üçüncü o. Antibiyotik verdi. Kim verdi? O doktor verdi. Dişimi çekmedi. Keşke dişimi... Ha, o diyebiliyorsan burada nedir? Doğrudur. Dokuzuncu sorumuzla devam edelim. Vallahi kanter içinde kaldım arkadaşlar böyle. Ama inşallah güzel bir anlatım gerçekleştiriyoruzdur. Bırakmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir alışkanlıktan veya bir işten vazgeçmek anlamıyla kullanılmıştır? Yani ben bunu bıraktım. Eskiden çok güzel yazı yazıyordum, bunu bıraktım. Ya da eskiden çok konuşuyordum, bunu bıraktım tarzı bir şey olması lazım. Bakalım. Mektubu masanın üzerine bırakmış. Ne yapmış? Getirmiş. Mektubunu masanın üzerine atmış, gitmiş. Herhangi bir eylemi bırakma işi var mı? Yok. Bir alışkanlığı bırakma yok. Sorduğum soruları cevapsız bırakıyorsun. Allah Allah. Burada da bir şey yok. Sormuş. Ne yapıyorsun? İyi, sen ne yapıyorsun dememiş. Bunda bir alışkanlık yok. Oraya gitmeyi bıraktım artık. Bak, bıraktım artık. Artık oraya gitmiyorum. Burada bir yer var. O yere ben sürekli gidip gidip geliyorum ama artık gitmiyorum demiş. Bir alışkanlığı varmış. O alışkanlığı ne yapmış? Bırakmış. Yarın sabah bırakırız evine. Bunda da herhangi bir şey yok. Normal bir gittiği yol. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamıyla kullanılmıştır demiş. Bayan daha yüksek sesle bağırdı. Yüksek derken mesela yükseklik olarak da yüksek diyebilir. Gerçek anlam yok. Çalışırken kuşları dinlerdik. Dinlemek neyle olur? Kulaklı olur değil mi? Kulağımı gösterecektim şuraya eğilip. Kulaklı olur değil mi? Ne olacak? Burada bir gerçek anlam var mı? Var. Doğru. Gayet açık. Açık derken kapının açıklığı gibi düşünebilirsin. Kapı açık mı? Yok. Açık ve anlaşılır bir üslup kullanmıştım. Benim kullandığım gibi çok nizami İstanbul Türkçesiyle. Boş gözlerle bana baktı. Bunda da boş derken bardağın boş hali mi? Hayır. İlk aklına gelen anlam gerçek anlamdır. Unutma. Hemen 11 ile devam edeyim. Ezan okunuyor arkadaşlar. Bitireyim. Dünyaca ünlü bir futbolcu olmak isteyen Mehmet bu sporda başarı kazanmış ünlü futbolcuların hayatını merak etmektedir. Burada Mehmet, soruyu değiştirirsem böyle olur. Az önce Ali'yi de orada Mehmet yaptıydım. Mehmet'in merakını gidermek için hangi türde yazılmış bir eseri okumalıdır? Hangi tür olması lazım? Bak, ünlü bir futbolcunun hayatı diyor. Gezi yazısı bir yeri gezdiysen. Deneme gazetelerde yazılır. Anı senin hikayendir. Ama biyografi, ünlü bir kişinin hayat hikayesini okumak istiyorsan biyografi kullanırsın. Arkadaşlar, yazılımımız bu şekildeydi. Umarım güzel bir anlatım olmuştur. Bu sınava da girin. Bir cızgı, iki yuvarlak, gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Bunun çok yüzü gülmemiş. Şöyle güldürelim. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. O yüzü de alın gelin. Ha, bu arada bir yazılıları çocuklara özel yaptığımız için yorum kısmı kapatılıyor. O da hakkınızda bulunsun. Ondan dolayı güzel yorumlarınızı nereden ulaştırırsanız sağ olun. Sizin gönlünüzden geçmesi bile o güzel ifadeleri bizim için önemlidir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.